Herkese merhabalar. Harf harf imza serisinde bugün V harfiyle denemeler yapıyoruz. İlk önce harfimizi tanıyalım. V harfi iki çizgiden oluşuyor. Ortadan ikiye böldüğümde iki eşit parçaya bölmüş oluyorum. Bu çizgileri değiştirebilirim, dikleştirebilirim. Birini dik, diğerini eğik yazabilirim. Ve iki çizginin birbirine değdiği noktada yuvarlatabilirim. Çizgilerimi yuvarlayabilirim. Aynı zamanda yine bu çizgileri gerebilirim. Ve bulut imza tekniğinde bahsetmiştik. Harfimi döndürüyordum, çeviriyordum, yansıtıyordum. Yani V harfini ters V şeklinde de yazabilirsiniz. Ucu sağa ya da sola bakacak şekilde de yazabilirsiniz. Yine yumuşatabilirsiniz ve bir U gibi de yazabilirsiniz. Şimdi V harfini yazdım ve ismimi ve soy ismimi bunun içine yazacağım. Aşağıdan başladım. Şimdi biraz daha dar bir çizgi kullandım. Yine küçük harf gövdesi yüksekliğinde çalışıyorum. K'yi de geriye savurdum. Yine benzer bir deneme yapıyorum. Ve bu sefer dik ilerliyorum. Az önce eğik çalışmıştım fark ettiyseniz. Şimdi dik çalıştım. Ve şimdi de böyle bir ağaç gibi bir V yapalım. Açılan bir ağaç gibi bir V yaptım. Ve fa kabak için çalıştık. Ve K harfini de yine ona benzer bir formda oluşturdum. Şu sondaki K'yi biraz daha yakından savurabiliriz. Harfe yakın olmak, yakın olması çok daha güzel duracaktır. Bu hareket için de yine böyle küçük küçük denemeler yapabiliriz en başta. Şimdi bir de daha düzgün bir V yapalım. Daha V'ye benzeyen bir V ile çalışalım. Veysel fidan için çalıştık. Bir V'den bir F harfi çıkardık. Şimdi F'yi göreceğiz. Evet. Yine eğik çalıştım. Yukarı çıkan bir imza. Çok yukarı çıkmıyorum ama eğimi görebiliyorsunuzdur sanıyorum. Ve bu sondaki N, belki bu biraz zor olabilir şu an için. Yukarı doğru dik de savurabilirsiniz. Biraz esneterek de savurabilirsiniz. Ve şimdi de Volkan Demir için çalıştım. Yine az önce yaptığım gibi bir şey kullandım. Az önce V'den F çıkarmıştık. Şimdi de V'den bir D çıkardım. Geriye savurdum. Sonu D'ye de benzedi. Demir yazdım. İki isim, isim ve soy isim birbirine yakın ve noktamı da bir çizgiden oluşturdum. Ve bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.